Herkese merhabalar. Bugün dedim videomuza yazıcı kutu açılımı yapayım dedim. Emektar bir yazıcımız vardı. Senelerde kullanıyorduk. Artık kartuşlarını doldurmaktan artık çok da randımanlı olmuyordu. Bugün gittim. Şu şekilde Epson'un L3250. L3250. Şurada hemen göstereyim. EcoTank L3250 yazıcısını aldım. Şöyle kutusunu birazdan kutu açılımı yapacağım yazıcımıza. Yazıcımız şu şekilde. Şurada hemen yaklaştırayım. Bu arada telefonu triporta koydum. Daha bir sabit çekim yapabilmek için. Burada çıktı. Fotokopi, tarama, Wi-Fi desteği var. Ondan sonra kağıt girişini gösteriyor. Üstten kağıdı alıyormuş, alttan veriyormuş bu şekilde. Wi-Fi desteği de mobil printer desteği varmış. Kutumuzun diğer yerleri de ürün serial numaraları gözüküyor. Bu arada alarmı da üstündeydi. Kapıdan çıkarken bir öttürdük alarmı. Şimdi kutu açılımımıza gelirsek kutumuzun içerisinde neler çıkıyor? Hemen şurada göstereyim. Kutuyu. Ben önceki videolarımda bu sefer dedim açıp o şekilde yapalım da bu sefer sonuna kadar açılımına görün diye. İlk defa sizle açıyorum kutuyu. Efendim yazıcının fiyatı aklınıza gelebilir. İki tane Epson'un modeli vardı. Bunlardan bir tanesi 3600'dü. Bunun fiyatı da 3999 TL idi. Diğer modelinde fotokopi ile tarayıcı özelliği yoktu. Ben aldım. Dedim tarayıcı özelliği de olsun dedim. Çünkü kolumda fotokopi çekmek falan ihtiyacı oluyor. Şimdi kutumuz açtıktan sonra tekrar şuradan sıfırdan göstersek. Bu arada kamerayı oynatıyorum. Kusura bakmayın. Kutumuz üstü bu şekilde açıldı. Şurada kutudan nasıl konulduğu ile ilgili resimleri var. Burada işte kartuş yerleşimleri ile ilgili sayfaları var. Burada işte Türkçe var mıymış? İngilizce önemli. Lütfen okuyunuz. Takip edin kullanıcı dokümanını kullandığınız bu makine için. İngilizce ama maalesef her önce Türkçe dil desteği koymalar diyormuşum varmış burada. Önemli not lütfen bu ürünü kullanırken kullanıcı için verilen belgeler okuyun ve bunlara göre hareket edin diyor. Kutumuzu açtık. Şöyle bir kutumuzun içinde ürün kurulum CD'siyle beraber geliyor. Sanki artık CD-ROM'lu bilgisayarlar kaldı da artık CD'ye basıyorlar. Şunlar da artık Epson, diğer markalar. Bunlar artık flash disklere yükleseniz kullanıcılar için daha güzel olacak yani. Bunları böyle artık CD'ye koymayın lütfen. Neyse çok önemli değil. Kutumuzu açtık. Ben şimdi triportumu sabitleyeceğim. 2 dakika sizden müsaade isteyeceğim. Şu kısmı çekeyim. Hemen şurada kutumuzun burada bu şekilde kartuşlarımız çıkıyor. Dolum yapabilmek için. Bu tanklı modeli dediğim gibi artık şu şekilde tekrardan göstereyim. Aklınıza bir soru gelebilir. Hemen şimdi benim aklıma geldi. O yüzden onu Epson mu Canon mu? Şimdi bazen nette de bu tür sorulara baktım. Şimdi şöyle ev kullanımı günlük kullanıma alıyorsanız bu sizin fazlasıyla ihtiyacınızı görecek. Hem fiyat performans ürünü olarak. Ben çok ürünleri inceledim. En kullanışlısı bu ürünü gördüm. Canon'lar biraz daha fiyatları yüksek. Eğer yüksek çözünürlükte fotoğraflar basacaksanız Canon'u tercih etmenizi öneririm. Ama ev kullanımı normal. Benim için işte öğrenci ödevini alsın. Çıktı alsın amacıyla alıyorsanız bu
sizin ihtiyacınızı yeterince görecektir. Pax desteği yok bu modelde. Çok önemli mi? Ben çok yoğun fax için kullanmıyorum. Bu şekilde. Koruyucu. Köpüklerimizden kurtardık. Yazıcıyı bakın tek elimle kaldırabilecek miyim? Normalde otobüste Cevat Kelle gibi geldim. Elimde bir sürü. Şimdi tripodumu elimden bırakacağım. Kameramı elimden bırakıyorum. Kutudan çıkartmak için yazıcımızı. Evet, çok ağır değil zaten. Şu şekilde göstereyim. Kutumuzdan yazıcıyı çıkardıktan sonra güç kablomuz. Başka kablomuz var mı? Bu arada alarmımız kutunun içinde kalmış. Arada mağazalara girerim, cebime koyup onu öttürür. Mağazaların alarmını öttürür. Mağazadakileri uyuz edin. Efendim, kutumuzu şöyle kenara ayırdık. Yazıcımız burada, arkadaşımız burada. İlk defa sizle açıyorum ben de. Dedim yazıcı almayı düşünen arkadaşlar varsa biliyorsunuz ben teknolojik videolar çekmeyi seviyorum. Bu konuda yardımcı onarım videoları çekmeye çalışıyorum. Doğru bilgilerle çekmeye çalışıyorum. Doğru olmayan eğer bilgiye sahip değilsem de sizleri yanıltmak istemiyorum. Yazıcımız bu şekilde. Şöyle sabitleyelim. Dediğim gibi biraz her tarafını göstermek istediğim için biraz kamerayı arada oynatıyorum. Bu konuda kusuruma bakmayın lütfen. Çok kibarım da görüyorsunuz. Evet. Efendim gelelim yazıcımıza. Bu şekilde yazıcımızın üstüne. Kasadaki çocuk dedi ki onarım 250 TL onarım şeyi yaptırmak ister misiniz? İlk paket yok dedim. Zaten teknolojinin gidişatı. Neyse çok tıraş da yapmayayım. Çok uzatma diyenler duyar gibi oldum. Sadede gelin efendim. Bazen ben de gıcık oluyorum. Adam anlatmayı bırakıyor. Gevezelik yapıyor videoyu doldurmak için. Ben de hayatta sevmem. Arada gevezim çenem düşüyor gerçi. Efendim şurada gördüğünüz gibi burada fotokopi, tarayıcı, şurada da menümüz. Şöyle göstereyim hemen burada. İlgili işte wifi'yi açma, burada diğer işlemleri yapacağımız kısımlar. Şurada kartuş dolumu için yapacağımız bölgemiz var. Burası nasıl açılıyormuş? Bu yazıcı da yeneyim. Şöyle bir kapatarsak bakalım bulabilecek miyim? Şöyle sabitleyelim. Tripodumuzu ayarlayalım. Bu da BİM'den aldım. Çok teknolojik bir tripod. 11 liraya mı öyle bir şey almıştım. Ben bazı şeylerde İşte ben yapıyorum. İşime yarıyorsam hata kısmını aldım. Çok çarpmıyorum. Şuradan açıldı efendim. Şurada göstereyim. Çok kolay bir açılama var. Doldurma yerimiz. Birazdan mürekkeplerini dolum yapacağım. Buradan renklerimiz var. Şuradan yukarıdan daha rahat görürsün. Biraz oynak bir video oldu ama. Burada gördüğünüz gibi 3 tane rengimiz, bir tane de ana renk. Siyah dediğimiz ana rengimiz. Sarımız, yellow, magenta, bir de çayer olmak üzere 3 tane rengimiz var. Mavi, kırmızı, pembe arası bir rengimiz, sarı, bir de siyah. 4 tane rengimiz oluyor. Bunların dolumları, şurada gördüğünüz gibi dolum yerleri var. Bunları videoyu çok uzatmamak adına devam eden videolarıma geçeyim. Devam eden videolarda bunların dolumlarını yapalım. Bakın video süremiz kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş, 10 dakika. Hem sizlere sıkmayalım. Bir de kurulum aşamalarını nasıl yapıyoruz? Kurulumunu kurulum yapacağız ve
çıktığı ile ilgili kurulum yaptıktan sonra işte Wi-Fi desteği olduğu için nedir? Laptoptan, tabletten, telefonun çıktılar alacağız. Nasıl çıktılar alıyor? Hangi çözünürlükte çıktılar alıyor? Onlarla ilgili devam eden videolar yapmayı planlıyorum. Bu konuya devam edeceğiz. Epson'un tekrardan modern masanın gerçek L3250. Şurada göstereyim. Burada 3 kablomuz var. Diğer bağlantı kablolarını ilerleyen zamanlarda çekeceğim. Dediğim gibi buradan renk kartuşlarımız var. 3 tane ana rengimiz var. Bir tane de 103'ten 2 tane. Hepsi 103'müş. Ana 3 tane rengimiz, bilekimiz. Bir de siyah kartuş çok gidiyor diye siyah kartuşu 2 tane koymuşlar. Yani şu an ben poşetin paketlemesinden gördüğüm farklı bir şey midir? Açınca, kitapçı okuyunca daha iyi anlayacağız. Efendim, şöyle gelecek kullanma kılavuzuna. Modelimiz şurada görüldüğü gibi L3250 serisi bir yazıcı. Burada bir tane içinden. Hemen bunu şöyle çok kibarca açtım gördüğünüz gibi. Tripod niye sabitlemiyorum? Sabitleyelim. Efendim, umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdi aklınıza geliyordur. CD-ROM sürücüm yok benim bilgisayarım. Ben CD-ROM sürücü kısmını söktüm laptopta. Onun yanına aparat takıp eski SATA tipi diski söküp yani SSD diski yani SATA disk yanına taktım. Çıkan eski SATA diski de yani SSD taktım SATA disk yerine çıkan SATA diski de CD-ROM kısmına aparat ile oraya da eski hard diski takıp bilgisayara böyle bir düzenleme yaptım. Merak edenler için onun için bir video yapmayı planlıyorum. Bilgisayarın iyileştirilmesiyle ilgili, RAM yükseltmesiyle ilgili. Onlara video çekmeyi planlıyorum. Bayağı bir projemiz yığıldı. Onlara devam edeceğim. Dedim ki efendim bir sonraki videoda bunların nasıl dolum yapılacağıyla ilgili video çekmeyi planlıyorum. Bunlar bir tane bakayım. Şöyle açılıyormuş arkadaşlar. Siz göremiyor musunuz bu arada? Şöyle göstereyim. Videoyu bitirmeden önce. Bunlar bu şekilde kapanıyor. Şu şekilde de açılıyor. Ondan sonra da ilgili renk şişelerinden dolma yapacağımız renkleri buraları dolduruyoruz. Nasıl dolduruyoruz derseniz devam eden videomuzda bunu videosunu çekip yazıcımızı kurulum yapıp çıktılarımızı almaya başlayacağız. Efendim, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımı beklerim. Sağlıcakla kalın.